Herkese merhaba. Most 9 to the sky modpack'imizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm Orberry sistemi kurmuştuk şuraya. Bu bölüm onu aşağı taşıyacağız. Nasıl derseniz de birkaç arkadaşımız zaten fark etmiş. Burada Quark modu var. Quark modu neydi? Böyle gelip aşağı baktığım zaman aynı zamanda bazı itemler de ekliyor ama asıl mantığı şu. Şöyle tıkladığımız zaman altımızdaki blokların da alt kısmına biz blok yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle ileri şekilde de olması lazım. Evet, iki türlü de. Hani buradaki bloğa bakmadan ya da bunun altına bakmadan da ben istediğim gibi blok yerleştirebiliyorum. Bu sayede aşağı ve yukarı veya ileri platform yapmak bayağı kolaylaşıyor aslında. Biz de bu modun güzelliklerini kullanarak bir de Chipped'in şekil verilmiş bloklarını kullanarak aşağı doğru iki kat platform çıkacağız. Bir katı zaten depolama için olacak. İkinci katı da bizim geçen bölüm kullandığımız Orberry'leri yetiştirmek için olacak. Tabii tüm bunlardan önce benim Chipped'in makinalarını yapmam lazım. Chipped moduna ait. Bunlardan bir tanesi Carpenter's Table. Bu tahtalara şekil vermemize yarıyor. Diğeri de Mason Table. İkisinin de resipisi bayağı basit. Toplamda galiba 3 tane iron ingot'a ihtiyacım var. Hemen craftlayalım. Evet, 2 bloğu da craftlayacak kadar materyalim var. Önce Carpenter's Table. Sonrasında Mason Table. Bunların arayüzlerine zaten önceki iki modpack'ten aşinayız. Bu dediğim gibi bloklara şekil vermeme yarıyor. Mesela slab'de işe yaramayacaktır ama cobblestone'la gidersen mesela buraya envai çeşit cobblestone şeklini yapabilirim. Tabii benim işim cobblestone'la olmayacak. Daha çok stone ve oak log ya da spruce log kullanarak olacak. Aşağı platform yapabilmem için de hani buradan aşağı doğru uzatabilirim ama benim alt tarafta da bir tabana ihtiyacım olacağı için direkt buradaki grass blokları delerek aşağı doğru gitmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabii bana bir miktar ne lazım şimdi? Stone ve oak log lazım. Oak log var. Stone'u da buradan cobblestone alarak pişireceğiz. Mesela oak loglar için şöyle geldiğimde bir blok gördüm aslında. Dikeyde şu planked oak logları kullanabiliriz. Peki alternatifimiz var mı? Oak yazarsak şöyle görsel olarak dikey böyle sütun gibi inen bir şey var mı aşağı? Dark oak log var ama şu an dark oak yok elimde. Oak plank var mı? Strip dark oaklar var. Aslında strip oaklar var pardon. Onları da kullanabiliriz aslında ama sanıyorum ki şimdilik kenarları koyu, iç tarafı açık renk kullanabiliriz ya da spruce kullanabiliriz. Galiba bir tane spruce sapling'im de vardı. Spruce'a bakarsak spruce'un dikeyleri sanki daha güzel. Peki benim gerçekten spruce sapling'im var mı acaba? Yoksa modpack'leri birbirine mi karıştırdım? Galiba modpack'leri birbirine karıştırdım. Şimdilik oak'tan ilerleyeceğiz. O zaman koyduk, tıkladık. Sonra shift'e bastığımda gördüğümüz gibi bu şekilde farklı bir çeşit oak plank bize verdi zaten. Oak log bize verdi. Taşlarımın pişmesini beklerken geçen bölümün sonunda kaldığımız Integrated Dynamics'e geçeceğiz demiştik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla burayı şimdilik temizleyebilirim. Şimdi de temizledikten sonra burayı moss elde etmek için kullanabilirim. Umarım geçen bölüm gösterdiğim sistemi yapmayı başarabiliriz. Bir tık daha genişlettim arkaya doğru bu arada. Blokları kırdığımda aşağı uçmasın diye. Bu kadar bloğumuz oldu. Şimdi buraya tırmanmak için şöyle yapalım. Hadi tam ortaya yerleştirelim. Üste yerleştirmektense. Çünkü bir güven vermedi bana burası. Yalan yok. Tabi burası için de yine slab'e ihtiyacım var. Moss'u koyduk. Ne yapmaya çalışıyorduk? Mending Sapling elde etmeye çalışıyoruz. Geçen bölüm zaten söylemiştim sebebini. Integrated Dynamics'e geçiş yapabilmemiz için Mending Sapling'e ihtiyacım var. Yalnız galiba elimde bone meal kalmamış. Evet, 3 tane şuradan bone meal elde ettik. Bakalım test edelim, işe yarayacak mı? Evet, her tarafı moss blokla kapladık. Bu moss blokları da elekten geçirerek, sieve'den geçirerek zaten ne elde edebiliyorduk? Mending Sapling elde edebiliyorduk belli bir şans karşılığında. Evet, hoyla harvest edebiliyor muyuz diye test ederken keşke videoyu orada durdurmasaydım, edebiliyormuşuz. Şu an 17 tane moss bloğumuz var. Yüzde kaç şansla bize Mandrel Sapling veriyormuş onu bir kontrol edeyim. En az iron seviyesi olması gerekiyor. Ve şans da %10, yani her aslında 17'den teknik olarak elde edebiliyor olmamız lazım. Tabi işi şansa bırakmayacağım ben. Bu yaptığım işlemi 3-4 kere daha yaparız, bir siteye yakın elde ederiz. Ondan sonra bakalım elde edebilecek miyiz? Tabi en az ne diyordu? Iron seviyesi. O yüzden bana biraz klasik gravel eleme işlemine devam etmem gerekiyor galiba. Evet, en azından 2 tane meşimizi iron'a çevirecek kadar iron ore chunk bulduk. Takribi 32 tane falan gerekecek zaten bana aslında. Şöyle 32 tanesini alalım. 2 tanesini şimdi upgrade edebiliriz. Hatta bize görevden de galiba 2 tane iron geleceği için bir tanesini upgrade ettikten sonra galiba bir üçüncüyü daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Buradan biraz daha pişirmek için stick alacağım. Çünkü buradaki sticklerim tahmin ettiğim gibi bitmiş. Bu iron ore chunkları önce bir pişirmem gerekiyor komple. Bakalım kaç tanesini yapabileceğiz. 10 tane yapabildik. Kalanını tekrar depolayalım. 10 taneyi burada pişmeye bırakalım. Ondan sonra ilk iron mesh'imizi yapmak için de şöyle shift sağ klik yaparak buradan eleklerimi alıyorum. Şimdi yine bekliyoruz iron ingot çıkana kadar. Aa, 2 tane de bende varmış, süper. 3 taneyi çok rahat yapacağız şu an yani. Iron'ların, demirlerin erimesini beklerken biz bir kere daha Most blok kasalım. Bu sefer bir tık daha yukarı koydum. Galiba yukarı kadar gidebiliyor çünkü Most blok yaparken. Aynen, bayağı 3 yüksekliğe kadar çıkabiliyor diye okumuştum. Gerçekten de oluyormuş. Bir tek şuradaki stone'u haliyle değiştirmedi. Aynı zamanda bu seed'i elde etmek için de alternatif bir yol düşündüğümüz zaman, her ne kadar şansıma bana hiç çıkmasa da şu an, Ho'yu kullanarak tekrar buradan Most blokları kıralım. Bu sefer de 22 tane elde etmiş olduk. Tabi üst bloğu yaptığı için aslında alttakileri yapmamış. Dolayısıyla çok da yukarı çıkmanın manası da yokmuş. Mesela bunun üstündeki ne yapmıştı ama o demek ki tam yüzey seviyesini yapıyor. Evet, yeterince iron mesh yapacak kadar iron'ım var artık. Her biri için 4 tane gerekiyor. 3 taneyi birden upgrade'lemekte ben bir problem görmüyorum. Çünkü bu kaynakların çıkma şansını da arttırdığı için bence gayet mantıklı bir şey yaptık. Buradan da bir görevi daha tamamlamış olduk. Gelen raw iron'ları da şöyle stone'ları kenara çekip onları da eritebiliriz. Bununla beraber bu görev kitabının ilk sayfasında çok da ekstra bir şey göremiyorum. 2 tane wheat elde etmem gereken bir görev varmış. O zaman biz aşağı doğru platform yapabiliriz aslında. Tabi ondan önce de ne yapmaya çalışıyorduk? Bakalım şansımıza Mineral Sapling çıkacak mı? Burada yaklaşık 53 tane Most bloğum var. Şu an envai çeşit Sapling'de aslında elde edeceğiz biz bu Most blokları geçirerek. Çünkü U'ya basarsak çıkma olasılığı olan toplamda burada 3, 6, 9... Toplamda 22 çeşit item var. Bunlardan biri Gloveberry, biri Sourceberry ama yani Drip Leaf'e kadar birçok şey çıkabiliyor. Mesela Mosu elekten geçirdiğim zaman bakalım çıkacak mı? Evet, daha ilk üçlüden bir adet Mineral Sapling çıktı. Demek ki kaç tane Blue'u elediğimiz çok önemli değil. 3 tane eleyince 5 tane çıkıyor. Şöyle tekrar bir geçirelim. Aynen, kesinlikle önemli değil. Bu sefer de mesela yine 5 tane çıkmış. Güzel. Böyle bağımsız oranları olması güzel. Aradığımız kaynakları çok daha rahat bulabileceğiz bu sayede. Toplamda 8 tane Mos'u yedekte bıraktım. Tekrar lazım olursa tekrar craftlarız diye. Onun dışında çıkan bütün loot'u burada görebiliyorsunuz. Şunlar hariç, bunları biz kendimiz kopyalamıştık. 9 tane Mineral Sapling elde ettik aslında. Biz bu sapling'den ne çıkarmaya çalışıyoruz? Mineral Crystal ya da Crystallized Mineral Chunk. Her bir ağaçtan bunun çıkma olasılığı var. Böyle 3-4 tane yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden öyleydi. Muhtemelen yine benzerdir. Şöyle ağaçları bir büyütmeyi başarabilirsek. Burada büyümeyebilir tabi. Üstlerinde çok fazla dikey blok olduğu için. Deneyelim bir bakalım. Bir bekleyelim 2 saniye. Evet, büyümemesinin sebebi 2 saniye beklemek değil. Aklıma geldi zaten. Bunun etrafında belli bir alan olması gerekiyor. Dolayısıyla o ağaçları şimdilik burada büyütsek daha mantıklı olur. Mineral chunkları kullanarak biz Integrated Dynamics'in bütün parçalarını, bütün itemlarını yapabiliyoruz. Neredeyse. Tabi ekstra itemlarla beraber, sadece Mineral chunk yetmiyor. Tam şu orta noktaya bir tane 4 koyarsam muhtemelen burada yetiştirebilirim. Üstü, yanı, yönü her tarafı açık çünkü. Şimdi tekrar deneyelim bakalım büyüyecek mi? Evet, tek de büyüttük. Ama galiba bunları da birer birer büyütmemiz gerekecek. Çevresindeki arkadaşlar büyümedi. Bunun engelinden dolayı. Tamamdır. Problem değil. Şurada bir yüzünde görmüştüm aslında. Evet, şu gördüğümüz enriched mineral'lık yazanlardan biz kristal elde edebiliyoruz. Bir kırmaya çalışalım bakalım. Evet, geldi bir miktar. Tek birinden 2 tane crystallized mineral chunk geldi. Aynı zamanda başarım da aldık. Ama görev değil galiba, düz başarım bu. Her bir ağaçtan 1 ya da 2 tane çıkıyor olması lazım bu. Neylerden? Crystallized mineral şeylerden, loglardan. Güzel. Sapling'imizi de geri almışız. Yine elimizde 9 tane kalmış. Bunların bir de yemeği de tabii var. Mandel neydi? Berries gibi. Bunların torchlarını da bunları kullanarak yapabiliyorsunuz. Galiba ekstra bu değişebilir bir şey. Herhangi bir meyve kullanabiliyoruz burada. Torch yapabilmemiz güzel ama. Güzel mavi torchları var. Bunun bayağı soul torch görüntüsü taşıyan aslında düşündüğümüz zaman. Birkaç kere yani bu işlemi yapmamız gerekecek Integrated Dynamics'e başlamak için. Evet, mesela bir sonraki ağaçtan şansıma 2 tane çıktı. Şu an yukarıda bir tane daha Enrich Mandrel Lock var. Bunu da kırdığımda yine bana chunk verecek. Bu sefer sapling düşürmedi. O biraz problem. Ama çok da büyük bir problem değil açıkçası. Çünkü sınırsız moss'umuz var artık. Yeterince mandrel chunk'ı buradan toplayabileceğimizi fark ettikten sonra şimdi benim depolamak için bir alana ihtiyacım var. Yani bu problemi ortadan kaldırdık. Bunu Sophisticated Storage ve hatta üçüncü bir mod olarak da Storage Drawers ile birleştirerek, şöyle Drawer yazarsam, Drawer Controller yazayım bakayım hangi moda aitmiş burada. Muhtemelen farklı bir moda ait çünkü. Frame Drawer var. Drawer Controller'ı bulamadık. Bir saniye. Functional Storage modunda Storage Controller'ı varmış. Drawer Controller değilmiş. Yani bu da aynı işlemi yapıyordur diye düşünüyorum. Umarım aynı işlemi yapıyordur bu arada gerçekten. Şuradan anlarız onu. Evet, aynı işlemi yapıyormuş. Bunu kullanarak bu 3 modun farklı sistemlerini kullanarak bir depo sistemi yapacağız. Tabi bunları yapabilmem için bir platforma ihtiyacım var. Dolayısıyla aşağı doğru bölümün başında bahsettiğim şimdi platformu yapmaya iniyorum. Evet, biraz Quark, biraz da merdivenlerin yardımıyla aşağı kadar geldik. Yalnız merdivenleri yanlış tarafa koymuşum gibi duruyor şu anda. Şu şekilde, bu hizada koymak istiyorum aynen. Artık stone'ları, işte bilimum oak'ları vesaire kullanarak aşağı tarafta kendimize bir platform yapabiliriz early game depolama sistemi için. Bu arada early game dediğime de bakmayın. Şöyle, neydi bu modunda? Integrated Dynamics'te aslında otokrat vesaire de var. Burada mesela variable card değil de neredeydi o, şu an bulamadım ama paneller, wireless crafting filan da var. Omnidirectional kontrolü. Bir tek burada ne gerekiyor? Bize Porus Fruit filan gerekecek. Mechanical Squeezer'la beraber ama hani otomatik craft ve gördüğümüz gibi Portable Storage Terminal filan da var. Aklınızda bulunsun. Sadece kurması biraz daha enteresan. Şu kitaba mutlaka ihtiyacınız olur yani. Platformumuzu yaptık. Mineral Sapling elde etmeyi öğrendik. Bunlar bu arada tamamen Chipped'in blokları. Aşağıdaki cobblestone'ları ileride değiştiririm diye şimdilik dokunmadım. Çünkü genişletme olasılığım var. Buradakilerde zaten geçen modpack'te kullandığımız cut cobblestone column, yani Mason Table'dan çıkan cobblestone türevi. Bunlar elimde var. Peki bende şu an ne eksik? Benim ne elde etmem gerekiyordu? Netherrack elde etmem gerekiyor. Neden diye sorarsanız da buradaki storage kontrolörü benim yapabilmem için quartz lazım bana. Quartz'ı da nereden elde ediyoruz? Şöyle yazarsam. Elek'ten crushed netherrack geçirerek elde ediyoruz. Peki ben bu kadar netherrack'i nereden bulacağım? Şimdi netherrack diye recipe yazarsam birkaç tane yolu var. Essence vesaire çok erken safhadayız. Şu an yapamayız. Botanya'ya daha girmedik. Zaten bunun içinde yine netherrack'in kendisine ihtiyacımız var. Barrel Fluid Mixing diye bir muhabbet var. Witchwater ile lavayı karıştırdığım zaman bana netherrack veriyor. Bizim kullanacağımızda ilk 2 netherrack için, hatta yok, ilk 1 netherrack için bu. Ondan sonra neyi kullanacağız? Igneous Extruder. Bunu JEI bug'ından dolayı muhtemelen Extruder diye ararsanız burada bulamazsınız. Ama netherrack diye aradığımız zaman, tıkladığımız zaman burada çıkar. Yani bunu bu şekilde craftlayabiliyoruz. Çok basit bir cobblestone generator aslında bu. Sadece multi blok mantığıyla düşünebilirsiniz. Böyle 3'e 1'lik, aynen toplam 4 blokluk yer kaplayan bir cobblestone generator. Tabi sadece cobblestone değil, netherrack vesaire de craftlayabiliyor. Biz de bunun bu resipisini kullanacağız. Peki Witchwater'ı nereden elde edeceğiz? Bunun için bana Mycelium lazım. Mycelium seed lazım. Elek'ten ben 4 geçirdiğim takdirde belli bir oranda, çok düşük bir oranda da olsa bana bu Mycelium seed'i verebiliyor. Iron Mesh kullanırsam mesela %10'muş. Bir tane Mycelium seed yeter. Burada bir miktar Witchwater'ı yetiştireceğiz şimdi. Witchwater'ı yapmak için de bana barrel lazım. Bu aşamada stone barrel kullanmak biraz daha mantıklı olabilir bu arada. Peki ben yeterince stone eritmiş miyim? Tabii ki hayır. Biraz daha bekleyeceğiz. O sırada biz de bence eleği kullanarak şu envanterdeki dörtlerimizden biraz Mycelium elde etmeye çalışabiliriz. Buradan iron mesh'ler kalsın. Flint mesh'leri çıkartalım. Hadi envanterimizde kalsın. Muhtemelen çok fazla tıkanmayacaktır diye umut ediyorum. Başlayalım bakalım denemeye. %10 olasılık olduğu için muhtemelen çok da zorlamayacaktır bizi diye umut ediyorum. Düşünüyorum sadece bunu. Şunun Mycelium seed olması lazım hatta. O yüzden şu bana gereksiz verdiği pebble'ları içeri sallamayı başarabilirsem hepsini, aynen. Ne kaldı? Bir tek stone pebble kaldı. Onun da yeri burasıydı. Envanterimizi şu tarafa doğru boşaltalım. Maşallah ne var ne yok tükürmüş üstümüze. Bir tane Mycelium spor vermiş, süper. Bu Mycelium sporları biliyorsunuz 4'te kullanabiliyoruz biz. Hadi burayı kullanmayalım. Burada Manual Sapling yetiştiriyorduk çünkü. Şurayı biraz daha büyütüp Mycelium için kullanabiliriz. Muhtemelen diğer tarafa sıçramayacaktır zaten. Basalım. Diğer seedleri de içeri gönderebiliriz. Artık Witchwater'da elde edebiliyoruz. Witchwater Mycelium'un üstüne barrel'ı koyup içine su koyarsanız Witchwater olarak çıkıyor. Şu gereksiz seedleri buraya sallayalım. Bir tane şey vermiş. Funit 5'leri geri yerlerine takabiliriz. Mycelium'u orada yetiştirelim. Şimdi bana bir miktar su lazım. Muhtemelen benim buralarda hiç suyum kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen, tekrar yaprak kullanarak Crucible'ın içinde su elde edebiliriz ama bu konuda bizi hiçbir şey durdurmuyor açıkçası. Zaten bir bucket su, biraz da lavaya ihtiyacım var. O yüzden tekrar bu arkadaşın içine de 4 tane kabustonu gönderiyorum. Bakalım, Mycelium bir tık yayılmış bile. Hemen gidip kendimize bir tane barrel yapalım. Hatta 3 tane, yok bir tane barrel yeter ya. 3 taneye gerek yok gerçi. Stone barrel'ların içine bu arada lava da koyabiliyorsunuz. Wood barrel'ların aksine böyle bir güzelliği de var. Aksi takdirde zaten Witchwater diyorum, Netherrack elde edemezdik. Şimdi bana toplamda 2 bucket Witchwater 2 bucket da lava lazım. Bir tanesi Craft'ın kendisini yapmak için. İkincisi Extruder'ın sağına ve soluna yerleştirip Netherrack elde etmek için. Öyle enteresan bir resipisi var. Dolayısıyla biraz bekliyoruz. Hem suyu hem lavalarımız 2'şer bucket olana kadar. Suyu ve lavayı beklerken yapabileceğimiz bir şey aklıma geldi aslında. Buraya bence bir miktar chest vesaire taşıyabiliriz. Çünkü biz bu chestleri birbirine bağlayacağız. Hatta şöyle functional yazarsam. Buradaki acaba storage controller ve storage linkler, multi block of storage, sophisticated. Ha, güzel. O zaman sophisticated storage'in varillerine vesaire bakalım. Çünkü bunlardan galiba multiblok yapabiliyoruz diğerlerinin aksine. Evet, muhtemelen bunlardan yapabiliyoruzdur. Peki bunlarda enteresan bir durum var mı? Yok, normal bir varil yapar gibi sadece bir tane redstone torch gerektiriyor galiba her biri. Bunları da sonra seviye seviye upgrade de edebiliyoruz anladığım kadarıyla. Renklerini değiştirebiliyoruz. Bir üst seviyeye geçebiliyor muyuz mesela? Şöyle bir gezersek. Birch Iron Barrel vesaire yapabiliyoruz. Ben tabi elimde oak olduğu için şu anda oak'tan devam ederim. Görsel olarak oak barrel'lar biraz daha güzeldir diye düşünüyorum aynı zamanda. Evet, daha natürel duruyor. O zaman buraya nereye yapalım biliyor musunuz? Şu tarafa biz varillerimizi dizeriz. Bu tarafa drawer'larımızı dizeriz. Bu tarafa da Integrated Dynamics ya da yarısına varil, yarısına drawer. Bu tarafa da kablo çekerek Integrated Dynamics sistemimizi kurarız. Sanki öyle daha mantıklı oldu. Yeterli miktarda lavamız ve suyumuz artık oldu. Storage Drawers için de yerimiz gayet hazır. Yavaş yavaş aşağı taşınacağız. 2 tane barrel koydum bile hatta. Fakat tabi bunların işlevsel olması için yine bana controller lazım olacak. Bunun için de yine bana quartz lazım. O yüzden bunu bir tık daha şimdilik erteliyoruz. Erteliyoruz dediğim 2 dakika sonrasını erteliyoruz. Yani ne direkt üretmeye başladıktan sonrasına. Barrel'ların da iç hacimleri gayet güzel. Bunların upgrade de edebildiğimiz için 10 numara multiblok sistemi yaparız bence. Evet, yeterince elde ettik demiştik. Şimdi bir yerde bucket olması lazım. Aynen. Bir bucket lava, bir bucket da suyu aldık. Şimdi buraya ilk geldiğimde bir tıklayalım bakalım. Netherrack elde etmek için önce hangisini koymamız gerekiyor? Bunların sırası önemli. Tersine recipe de olabilir çünkü. Önce su, üstüne lava koymamız gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Burada önce Witchwater olmasını bekleyeceğiz. Güzel. Hatta mantar da bulmuşuz bir tane. Önce Witchwater olmasını bekleyeceğiz. Sonra lavayı üstüne koyup ilk netherrack'imizi elde edebiliriz. Evet, Witchwater'a dönüştü. Sağ tık yaptık. Şimdi aşağı uçmasını istemediğim için de şöyle tam tepesinde duracağım. Tekrar bir bucket Witchwater'a ihtiyacımız var. Bir bucket da lavaya ihtiyacımız var. Neyi yapmak için? Extruder'ı işlevsel hale getirmek için. Şimdi buradaki recipe'ye bakarsak burada çok bir şey yok aslında. Kaç gerekiyormuş? Toplam 3 tane redstone dust'a ihtiyacım var. Bir tanesi piston için zaten. Diğerleri de buradaki redstone servo için. Yalnız burada invar ingot ve konstantan ingot var. Bana bunlardan da 4'er tane lazım. Resipilere bakarsak fire charge. Burada zor tek şey fire charge. Çünkü henüz dust elemeye başlamadık doğru düzgün. Ama elimizde galiba bunu sağlayacak kadar var. 2 tane blaze powder falan var. Muhtemelen bunlardan yaparız. Toplam 4 tane lazım. 6 tane craftlayabiliyoruz tek seferde. Elimizdeki materyallerle. 2 copper ingot, 2 nickel ingot. 4 tane iron ingot. Hadi 2 de burası için diyelim. 2 4 4 yani 2 copper, 4 nickel, 4 iron ingot pişirmem gerekiyor benim burada. Galiba işlem tamam. Şuradan kabustonları içeri sallayalım. Şimdi ne lazım demiştik? Öncelikle 4 tane invar gear lazım. Bu resipiyi 2 kere tekrar edeceğiz. Dolayısıyla şöyle hepsini yerleştireyim ben. 4 tane de konstantan ingot lazım. O da 4 tane konstantan gear yapabilmek için. Shift'e basarak koyarsak şöyle tak tak aldık. Süper. Peki benim elimde acaba başka charge kaldı mı? Fire charge. 2 tane de burada kalmış. Bu şimdilik burada kalsın. Problem değil. Bunlardan da bir tane çark yapmam gerekiyor. Bu da tamam. Güzel. Iron ingot'ı fazla hesaplamışız hatta. Yo 6 demiştik. Yo 6 demedik. 4 dedik galiba. Tam hatırlayamadım şimdi ama Extruder'ın kendisine geçebiliriz yani şu anda. Ulan bunu kapatıyoruz, göremiyoruz. Bunu açıyoruz. İçeride kalan item'ı göremiyoruz bu sefer de. 2 tane redstone dust lazım. Tak tak. Bir tane aldım yanlışlıkla. Evet. Her halükarda zaten bana lazım olacakmış aslında redstone servo için. O yüzden problem yok. 2 tane cam, 1 tane piston için. Yine bir adet redstone dust. Önce pistonun kendisini craftlayalım. 2 tane de cama ihtiyacım var. Benim bir yerde sand var mı? Yoksa bile çok problem değil. Hemen elde ederiz şurada 2 tane gravel'dan. 2 tane glass'ı da elde ettik. Artık extruder'ımızı yapabiliriz. Bunda aslında mantık gayet basit. Sadece önce bir aşağı blok yerleştirmem gerekiyor. Bir miktar kabuston alalım. Tam şu bloğun, tabi buraya değil altına yerleştirmem gerekiyor. Hadi koçum, bu kadar zor olmamalıydı. Eyvah, yine loop'a düşeceğiz. Haydi bakalım. Ölmedi mi ya lan? Baya bir kalp kala yaşadık. Evet, şu hizaya blok yerleştirmem gerekiyordu. Onu söylemeye çalışıyordum. Şu şekilde platformu uzatabiliriz. Niye? Bu extruder'ın altında çünkü netherrack olması gerekiyor. O yüzden burayı kırıyorum. İlk netherrack'imi buraya yerleştiriyorum. Extruder'ı ortaya koyuyorsunuz. Sonrasında dışarı lava ve witchwater akmasın diye şöyle platformu da uzatabilirsiniz. Kafanıza göre. Şimdi gidip lavayı buradan, witchwater'ı da şuradaki diğer barrel'ın içinden alacağız. İlk böyle açtığınızda içine hiçbir şey koyamazsınız. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Sağına ve soluna koymamızı istiyor. Altına netherrack'i koymadan da hiçbir şey üretmez. Ama koyduktan sonra artık gördüğümüz gibi ne lavayı ne witchwater'ı kullanmadan sınırsız netherrack üretebiliyoruz. Buna da daha sonra compress diyerek, sonra compress tonomer'la da compress netherrack'e crash netherrack'e çevirerek artık sınırsız nether quartz elde edebiliriz. Şu an büyük bir şeyin kapısını açtık aslında. Geriye kalan tek şey bunları elekten geçirmek kaldı. Tabi düzenli aralıklarla benim buraya gelip yine stone vesaire elde etmem lazım aslında. Stone diyorum, iron vesaire elde etmem lazım. Hem orada netherrack birikirken ben de burada bu işlerle biraz ilgileneyim. Çünkü bu makinaların da çoğu için dust ya da ne bileyim iron vesaire lazım olacak aslında. Controller'a vesaire bakalım. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Configuration tool. Bu bizim drawer'larımızın yeni modpack'teki, yeni moddaki anahtarı. Farklı bir mod çünkü bu teknik olarak. Kilitlemek için, açmak için ya da linklemek için vesaire birbirine bağlamak için bunu kullanıyoruz. Onun dışında storage controller için galiba bunun için demire ihtiyacım yok ama redstone'a ihtiyacım var. Yani dust'a ihtiyacım var. Dolaylı yoldan. Onun dışında birbirine bağlamak için bu linke ihtiyacım var ama sanırım bu linki şimdilik yapamıyoruz. Çünkü Ender Pearl'e ihtiyacım varmış. Şu an herhangi bir mob farm olmadığı için Ender Pearl'e de erişimim yok aslında. Onu bay geçeriz. Controller için yine bana redstone dust ve quartz lazım. Güzel. En azından şu an giriş seviyesini yapabiliyoruz. Şu an daha çok quartz ve redstone üstüne odaklanmam lazım. Dolayısıyla bana baya bir miktar aslında redstone gerekecek. En azından bir 15 tane falan lazım. Bunu da dust'ı elekten geçirerek elde edebiliriz. Yeterli miktarda redstone'da elde ettik. Dolayısıyla ufaktan tekrar başlayabiliriz bence yapmak istediğimiz şey. İlk yapacağımız şey burada storage controller olacaktı. Bu bitişiğindeki blokları multi blok olarak sayan bir şey. Yalnız köşelere inatla andesit mi görüyorum? Yok, güzel. Stone'la da yapabiliyormuşuz. Bir miktar redstone torch'a ihtiyacım var. Nedir? Quartz'a ihtiyacım var. Herhalde bir stack kadar elde etmişizdir diye düşünüyorum. Peki ben bu arkadaşları da compress yapıp kırabiliyor muyum? Bu da aklımdaki bir diğer soru. Bakalım ne kadar nedir kuvarsı elde edeceğiz. Galiba kompres yaparak da kırabiliyorum. Süper. 63 tane crash netherrack elde ettik. Oo, bayağı güzel blaze powder falan da verdi. Keşke pebble vermeseydi. Pebble vermesi biraz daha mutlu olurdum ama. Bir tane netherrack elde etmiş olduk. Pardon. Nether quartz elde etmiş olduk. Hala bir tane. Bayağı düşük bir oranı olsa gerek. İstemediğimiz kadar tabii pebble elde ediyoruz ama problem değil. Artık sınırsız netherrack'imiz var teknik olarak. Şu an mesela 4 taneye kadar geldik. Muhtemelen 4 tane elde de noktalayacağız gibi duruyor. Aynen. Pebble'lar dışında gayet işe yarar item'lar veriyor aslında. Mantara da çok gerek yoktu ama olsun. Vermiş oldu. Yalnız 13 tane blaze powder, bu bayağı iyi. Çünkü bununla çok kolay bir şekilde artık alloy metalleri yapabilmek için. Neydi lan bloğun adı? Her seferinde unutuyorum bak. Invar'a tıklarsak fire charge yapabiliriz. Toplamda 3 tane nether quartz'a ihtiyacımız olduğunda hesaba katarsak bence şu an bazı yollarda ilerleyebilirim. Şöyle 3 tane alalım. Redstone'dan hadi biraz fazla alalım. Şimdi ilk yapacağımız şeyler nelerdi? Yine bu klasik diğer modpack'te de olan aynı bug burada da var maalesef. Bir tane controller yapacaktık. Storage Controller'ı tabi burada. Adı Drawer Controller değil. Neler eksikmiş? O bana çok daha fazla quartz lazım. Bunlar için sırf zaten 4'er tane lazım. O zaman sıkıntı yok. Bu arkadaşa bakalım. Bunun için bir tane barrel, 2 tane de komparatör yetiyor. Toplamda 6 tane torça ihtiyacım var tabi aynı zamanda. Bunu bir yapalım bakalım. Gerçekten içerisinde gözükecek mi? Yani multi blok yapabiliyor muyuz? Evet, 2 tane komparatör yapacağız tabi, bir tane değil. Shift'e basarak, o yüzden tak tak. Sonrasında ortaya da herhangi bir chest mi peki? Normal Minecraft chest'i olmuyor herhalde. İlla sophisticated storage muhabbetinin olması lazım. O zaman bir tane daha redstone torch'a ihtiyacım var. Tekrar barrel yazarsak. Neredeydi bu arkadaşın oak barrel'ları? Burada. Herhalde bu sefer yapabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Controller yazalım tekrardan. Storage controller'ımız hazır. Şimdi aşağıda 2 tane varil vardı. Onların yanına bunu bir götüreceğiz. Yalnız o varillerden bir tanesini kırmam gerekiyor. Baltayı da kırabiliyormuşum. İyi, güzel. Burada o tuhaf bug yok neyse ki. Şu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabi bunların için herhangi bir item olmadığı için gözükmüyor da olabilir. Herhangi bir yere bağlamadığımız için de gözükmüyor da olabilir. Peki Sophisticated'de herhangi bir kablo mablo var mı? Bant gördüm ne alakaysa. Galiba herhangi bir kablo mablo yok. Herhalde belli bir sisteme bağladıktan sonra. Terminal da yok değil mi burada? Belli bir sisteme bağladıktan sonra işe yarayıp yaramadığını test ederiz. Şu an o zaman bizim yapmamız gereken şeyler neler? Artıya basarsak. Burada item interface yapmam lazım. Ki chest'leri birbirine bağlayabileyim. Integrated tanıs moduyla. Logic cable yapmam lazım. Bunları kullanarak tek bir yerden kontrol edebileceğim çünkü. Galiba storage terminal yapmam gerekiyor haliyle. Bariz bir şekilde ismi. Allah'tan bunların hepsinin çoğu Mineral ve Redstone Dust'la vesaire yapılıyor. Bu yüzden çok pahalı recipe'ler değil. Bir de Drawer Controller yapmam lazım. Çünkü yukarıda bulunan tüm şu drawer'ları aşağı ben taşımak istiyorum. Burayı bir rahatlatalım istiyorum. Çok karışık oldu çünkü. O zaman tüm bunları yaptıktan sonra yani benim Dust, Crash Netherrack ve Gravel. Bunların üçünden de şu an elemem lazım. 3'er stack, 4'er stack filan elek sistemimizden geçirelim. Sonra aşağı geri dönelim. Bakalım yapabilecek miyiz? Gerekli materyalleri tekrardan topladık. Şimdi bir tanesi hariç bütün kuarslarımı ben çekeceğim. Yine bir tanesi hariç bütün redstone'larımı çekeceğim. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi 2 tane kuars blok lazım, onu biliyoruz. Bir tane daha komparatör lazım olacak, onu da biliyoruz. Şuradan tıklayabiliyor muyum? Süper. Dolayısıyla 3 tane de konuşamıyorum. 3 tane de redstone torch'a ihtiyacım var. O da tamam. Ne eksik? Bir tek komparatör eksik. Artık kontrollerimizi da bu şekilde yapabiliyoruz. Bu arada bu kontrolleri ile aşağıda kullanacağız diye bir şey yok. Ben bunu buraya yerleştirsem de aynı işlevi görecek aslında ama depolama sistemini ben aşağıda kullanmak istediğim için bu arkadaşı aşağı getireceğim. Hatta tam ortası olmasın. 3'e 3'lük yer olsun. Pickaxe'lerimin hepsini chest'e atmışım. Eleme işlemi yaparken muhtemelen şunun içerisindedir aynı. Tekrar aşağı inelim. Drawer Controller'ı bir tek bildiğim kadarıyla zaten pickaxe'e kırabiliyoruz. Aynen, X'e kıramıyoruzdur. yazıyormuş zaten pickaxe diye. Bunu da bu şekilde bağladık. Buna da tabi range upgrade takabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi farklı bir modun çekmecesi olduğu için farklı bir sistemi de var haliyle. Şimdi ben buraya bu sistemi yaptım fakat bir de mandrel sistemine ihtiyacım var. Item interface kullanarak benim bunları tek bir yere bağlamam lazım. Aynı zamanda crafting job terminal'a da ihtiyacım var. Storage terminal'a da storage'la başlasak daha çok işimizi görür gibi düşünüyorum ama bir bakalım burada çok pahalı bir şey var mı? Bunların hepsi klasik mandrel. Zaten bir piston kullanarak 4 tane output, 4 tane de input yapabiliyoruzdur muhtemelen. Aynen. Bu sefer sticky pistona ihtiyacımız varmış. Peki bizim slime ball elde etmek için alternatif bir yolumuz var mı? Lime dye ve doğuyu birleştirebilirmişiz. Başka ne yapabiliriz acaba? Şimdi bu enteresan bir problem çıkardı ortaya. Benim bir yerden slime bulmam lazım. Separator falan filan. Galiba yapabileceğim tek mantıklı şey buradaki lime dye sistemi. Bunun için yeşil ve beyaz boyaya ihtiyacım var. Doğu için de wheat flour'u water bucket'la. Peki wheat flour'u enteresan bir slime elde etme yöntemi yapacağız galiba gerçekten. Peki green dye için muhtemelen kaktüsle yaparız. O zaman şu an sadece doğu problem olacak bana. Create'in water bucket kullanarak doğunu yapmam lazım. Dolayısıyla bir tane mile ihtiyacım var benim. Aynı zamanda mili koyduk. Bir tane crankshaft'e ihtiyacım var. Şöyle yazarsak crankshaft. Hand crank daha doğrusu. Bir tane de cogwheel'a ihtiyacım var. Neyse ki bu modpack'te andesiti vesaire kolay elde edebiliyoruz. O yüzden burada çok zor bir durum yok. Andesit alıyor için 2 andesit, 2 iron nugget. Yani bunlar bayağı ucuz olacak benim için. Hepsini bir toplayalım. Hatta daha çok andesit alloy'u toplayalım. Kalanını beraber yaparız zaten. Toplamda 10 tane andesit alloy'u yaptık. Shaft yapmak için de zaten tek seferde 8 tane craftlayabiliyoruz. Bunun için plank lazım. Bunun için plank lazım. Bunun için de andesit casing ve diorit lazım. Bir tane diorit alalım. Andesit casing'i de herhangi bir loga andesit alloy ile sağ tıkladığımızda elde edebiliyoruz zaten. Stripped olması gerekiyor mu çok hatırlamıyorum. Bir bakalım. Evet, stripped olması gerekiyormuş. Şimdi yapabiliriz. Süper. Create'e de böylece giriş yapmış olduk. Şu an bambaşka bir şey için yapıyoruz Create'e giriş ama olsun. 2 tane cogwheel'a ihtiyacım var. Biri makinenin kendisi için, biri hand crank'le kullanabilmem için. Bu arkadaşı buraya yerleştirdik. Daha sonra cogwheel'ı buraya yerleştirdik. En sonunda bir tane hand crank edinmiştim. İhtiyacım var. Bu da Create'in herhangi bir şey kullanmadan bizim dönüş enerjisi verebilmemizi sağlayan sağ tıkla basılı tutarak bir sistem. Envanterdeki bir şey kullandığı için Diorit'e ihtiyaç da kalmadı. Gereksiz materyalleri içeri sallayabiliriz. Şöyle çalıştırabiliyoruz yani. Şimdi ne yapmaya çalışıyorduk? Biz dough yapmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla wheat flour yapmaya çalışıyoruz aslında dolaylı yoldan. Henüz wheat'im olduğunu sanmıyorum. O yüzden zaten shift'le eğil kalk yapabildiğimiz için şu alanı, yalnız çok enteresan bir şey yaptık şu anda. Şu alanı wheat elde etmek için kullanabiliriz. Hem ondan yemek falan da yaparız belki ileride. Ho'muz var mı? Ho'yu galiba ben bir yerden sonra aşağı fırlatmışımdır diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yenisini craftlayalım. Şu alanı çeviririz. Yalnız bucket. Porselen bucket. Keşke kendimize bir sınırsız su kaynağı yapsaydık hazır fırsatımız varken ama şu an yine su beklemek zorunda kaldık gibi duruyor. Yeterli miktarda suyumuzu elde ettik. Tak tak şöyle alıyoruz. Şuraya, oraya koymaya çalışmıyordum ama şöyle koyarsak evet, sınırsız su kaynağımız da artık var. İleride tabi sink yapacağız. Bununla uğraşmayacağız. Bu çok geçici bir çözümdü. Burada hem ekmek için hem de wheat için, saman için bir kendimize alan açabiliriz. Bir yerlerde tam da güzel. Tam 3 tane de wheat seed'im varmış. Aşağıda da vardı ama bunları da ektik. Şöyle seri şekilde büyütebilirim. Burada tabi bunları un yapabilmem için Ctrl Q'ya basarak hepsini içeri atmam gerekiyor. Normal hopper gibi işlevi var bu arada. Daha sonra bunu çeviriyoruz. İşlem bittikten sonra buradaki efekt de gidiyor. Dolayısıyla doğru düzgün yapabilmişiz. Bir tane de hatta fazladan wheat seed vermiş ama onunla işimiz yok. Wheat flour'da dough'a çevirmek için, hamura çevirmek için buradan su almam gerekiyor. Bunu böyle koyduğum zaman dough olarak geri alabiliyorum. Şimdi bir de bana lime rengi boya lazım. Bundan beyaz boya elde ediyoruz. Burada bir yerde kaktüs vardır. Kaktüs var. Sand'im kaldı mı? Sand kalmadı tabi. Hammer var mı? Tamam, hammer var ama. Güzel. Bunu da diğer arkadaşlarının yanında şurada yetiştirebilirim şimdilik geçici olarak. Tabi altta herhangi bir blok olmadığı için zart diye aşağı gitti. Sağının solunun boş olması gerektiği için buraya yapabildik. Aklınızda bulunsun. Bunu bu arada büyütebiliyor muyuz? Galiba bunu da twerk moduyla büyütebiliyoruz. Evet. Güzel. Gerçi elimde daha fazla kaktüs var. Bunu burada büyütmeme gerek yok. Bir tane şuradan zaten daha alarak yeşil boya elde edebilirim diye düşünüyorum. Ki elde de ettim de. Daha sonra bunları bu şekilde lime daya'ya çevirdik. Buradan da bir tane slime ball elde ettik bile. Hatta başka yerde yine belki sticky piston lazım olur diye bir tane daha slime ball yapalım. Hatta iki tane yapalım. Dough yapalım en azından, slime ball değil de. Şöyle hamur halinde tutabiliriz bunları bence gayet de. Tamamdır. Bucketlarımızı aldık. Bir tane daha fazladan slime olsun. Bir tane de hamur olarak dursun. Bu hamurdan da bu arada ekmek yapabiliyoruz pişirerek. Haberiniz olsun yani. Evet, slime ball da yaptık. Niye yaptık? Çünkü piston yapmaya çalışıyorduk. Tekrardan sistemimize geri dönelim bakalım. Ne yapacaktık biz? Bir tane terminal yapacaktık. Erişebilelim diye bunun için 4 tane glowstone dust lazım. Mineral glass için drying base'inin kendisi lazım. Drying base'in içinde bizim, evet, bunun bir de enerjiyle çalışanı vardı. Bize normali yeter. Normali için 2 tane siyah boya lazımmış. 4 tane log lazım. Bu siyah boyayı acaba elde etmenin başka bir yolu var mı? Varmış. Crushed Blackstone'u elekten geçirdiğimiz zaman siyah boya veriyormuş. Bir an korkmuştum acaba Squid Farm yapmam gerekecek diye ama elimde şu an yeterince Blackstone Pebble var. Yaklaşık yarım stack Blackstone'dan yine bir 16 tane Blackstone yapacak kadar Pebble çıktı. Basalt Pebble, Gunpowder, 2 tane boya. Yarım stack'ten daha fazlasını yapacak kadar Pebble çıkmış. 2 tane siyah boya, 1 tane Magma Cream, Gunpowder vesaire. Bunlardan yine bir miktar elde ettik. Dolayısıyla crafting'imize devam edebiliriz. Aslında şu pebble'lardan bir kurtulalım. Evet, siyah boyalarımız duruyor envanterimizde. Drying basing yapmak için bir diğer Integrated Dynamics modu Blue. Bunun enerjiyle çalışanını yaparsanız herhangi bir enerji kaynağına bağladığınızda otomatik olarak da çalışır. Galiba enerjiyle çalışmayanların üstüne zıplamamız gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam, ya da beklememiz. O kısmı tam hatırlayamıyorum. 4 tane log, 2 tane iron ingot, 2 tane boya ile yapabiliyormuşuz. Iron ingotların burada mı? Burada, süper. Direkt buradan resipiyi o zaman gerçekleştirelim. Drying base'ini bu şekilde yaptık. Şimdi bundan mandrel muhabbetini yapmamız gerekiyor. Çünkü tıklarsak, neredeydi bizim storage terminalimiz? Mandrel glass'a ihtiyacım var. Reçinenin içine glass atacağız. Reçineyi de squeezer'da mı yapıyoruz? Yeni bir makine daha çıktı. Ama bu makinede de çok zor bir şey yok. Bu makinenin en zor kısmı açıkçası takribi 10 tane filan Block of Iron'a ihtiyacım var. O zaman yine bana eleme yolları gözüktü. Eleme işlemi biraz daha kolaylaştırabilmem için bu arada linking makinesini de yapmaya karar verdim. Çünkü gayet basit bir resipi. Boşu boşuna uğraşıyoruz şu anda her seferinde. 50 itemları taşımaktansa burada Configuration Tool'dan şöyle bir saniye. Locking de değil. Yanlış makine mi yaptık lan? Ulan linking tool'u yapacaktık. Gidip Configuration Tool'u mu yaptık? Bir dakika. Aynen. Burada ufak bir karışıklık olmuş ama neyse artık paper elde etmemiz çok kolay. Dolayısıyla hemen şu an tekrar craftlayabilirim diye düşünüyorum. Muhtemelen evet, yeterince gold ingot'ım da hala var. Bir tane daha yapalım. Configuration Tool drawer'ları kilitlememize yarıyor. Onu zaten söylemiştim. Söylediğim şeyi yanlış yaptım ama mantığı aslında gayet basit. Bu sefer emerald yerine bir tane diamond kullanıyoruz. Tek farkı o. Haydi bismillah. Bunu 2 kere shift'e tıklayarak böyle linkleyebiliyoruz diye. Nasıl bir menzil lan bu? Multiple. Tamam. Şöyle hepsini birbirine bağlayalım. Bu arkadaşları bunlara bağlayalım. Bunları bunlara bağlayalım. Bunu buna. Bunları da bunlara bağlarsak muhtemelen hepsinin gözükmüş olması lazım ama nereye kadar bağlı gözüküyor? Şu köşeye kadar bağlı gözüküyor. Şöyle yapıp şöyle yapsak peki. Test edelim. Güzel, buraya kadar bağlamışız. Peki şöyle yapıp şunu bir blok yukarı taşırsak galiba hepsini birden bağlayabiliriz. Biraz building tool mantığıyla çalışıyor. Daha doğrusu copy paste widget mantığıyla çalışıyor. Şöyle tıklayalım. Şöyle geldik. Şöyle buraya kadar. Buraya kadar. Buraya kadar. Tıkla. İçeri gönder. Galiba bu sefer oldu. Artık eleme işleme devam edebilirim. Bu arada şu aşağıda berileri yaptık, kullanmıyoruz. Dolayısıyla şuraya ufak bir oda yapacağım. Oradan da ara sıra gelip iron ve gold berilerimi harvestlayarak bunlardan da kaynak elde etmeye devam edeceğim. Çünkü bütün iron'ı buradan elde etmek, özellikle iron seviye 5 üzerinde biraz zorlaştı. Çok daha nadir çıkıyor iron niye ise. Gold hala çıkmaya devam ediyor ama iron'ı çok az elde edebiliyoruz. Dolayısıyla berileri tekrar aşağı gömeceğiz. Evet, şöyle dört bir tarafı kapalı bir alan inşa ettik. Muhtemelen ara sıra gelip mob da dövmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. Orada sadece beri çıkacağını sanmıyorum. Muhtemelen mob da spawn olur. Şu an aslında devam edebiliriz. İlk yapacağımız şeyler item interface'ler olacak. Bu item interface'ler bizim farklı farklı chest veya işte drawer controller'ları vesaire bağlamamız gereken sistemler. Bir tane chest, 5 tane manual chunk kullanarak bunlardan 4 tane birden yapabiliyoruz. Dolayısıyla birini buraya, birini de tam arkadaş burada olacağı için buraya aslında koyabilirim. Drawer kontrolümüz de burada olacak. Çünkü bu sayede bir de kablolarını kullanarak, kabloları da logic cable zaten. Bunları da üçerli craftlıyormuşuz. Güzel. Bunları da bağlayarak en sonunda bunlardan bir tanesinin suratına storage terminal'ı bastığımızda içerideki bütün itemlara erişebileceğiz. Ben şu an 10 tane iron görevime devam ediyorum. 10 tane iron'ı elde ettikten sonra Drying Basin değil de Squeezer'ı da yapmış olacağız zaten. 11 tane filan Iron Ingot elde ettik. Dolayısıyla bir sonraki aşamaya geçebiliriz aslında. Buradan ne yapıyorduk biz? Squeezer yapıyorduk. Şimdi öncelikle bir adet Block of Iron'a ihtiyacım var. Zaten başka da bir şeye ihtiyacım yokmuş. Şimdilik şuraya taşıdım bu arkadaşları. Bunun dediğim gibi çalışma mentalitesi, bunun üstüne zıplıyorsunuz abi. Bunun üstüne zıplıyorsunuz. Yalnız geri nasıl büyütüyorduk bunu, onu hatırlamıyorum. Galiba bir redstone sinyali falan verdiğimizde otomatik olarak tekrar çıkıyor. Bunları yan yana koysam sanki daha işlevsel olur gibi. En azından kolay taşırız. Şimdi benim bunun içinde mineral sıvısına ihtiyacım var. Mineral reçinesine ihtiyacım var. Bir tane logun üstüne yeterince zıpladığım zaman tam bir bucket veriyormuş bana bu tarafa aktarabilmem için. O zaman mineral loglarımı ben depolamıştım. Şuradan yarısını hatta eritiyorum. O yüzden bir kısmını alabiliriz. Bunu yerleştirdik. Çıkıyoruz bunun üstüne. Hobidi hobidi zıplıyoruz. Zaten işlem tamamlandı gördüğünüz gibi. Bu tarafa da çıktı. Bunu tekrar nasıl yükseltiyorduk onu dediğim gibi hatırlayamıyorum ama. Dediğim gibi bilen varsa yorumlarda da yazabilir. Gerçi ben muhtemelen bir sonraki bölüme kadar onu öğrenmiş olurum. Ama elektroniğin geçeceğimiz için çok da şart değil. Block of Crystallized Mandrel'da böylece yapmış olduk. Yalnız biz bunu mu yapmak istiyorduk ya? Biz tam olarak sanki bunu yapmak istemiyorduk diye hatırlıyorum ben. Sanki bunun etrafına biz cam koyacaktık diye hatırlıyorum. Tekrar buraya koyalım. Muhtemelen yine sandimiz kalmamıştır ama gravel'ımız var. Hemen seri şekilde şunu sende çevirelim. Burada da pişirelim arkadaşı. Çünkü terminal için mi yapıyorduk bunu? Mineral Glass için, evet. Peki acaba tam kurumadan önce yapmam bir şeyi değiştiriyor muydu? Eğer değiştiriyorsa zaten şu an boşuna uğraşacağız aslında ama. Ha, evet, tam kurumadan önce yapmamız gerekiyormuş. Yani hala sıvıyken benim oraya glass'ı koymam gerekiyordu anlaşılan. Yine bunun üstüne bir tepinelim. Camı koyduk. Bu sefer galiba Mineral Glass yapacağız herhalde. İşlemin bitmesini beklemem gerekiyor biraz. Bunu tekrar kırabilirim yani. Bakalım. Aynen, bu sefer mineral glass oldu. Demek ki böyleymiş gerçekten resipisi. Peki crystallized mineral'dan ne yapabiliyoruz? Bunu ben tekrar mesela mineral... Ooo süper. Şöyle log kullanarak mineral chunk elde ettik. O zaman belli bir seviyeye kadar aslında ağaca ihtiyacım var. Onu da elde ettiğimize göre craft'ımızda Integrated Dynamics kısmından devam edebiliriz. Geldik tekrar yukarı. Mineral Glass'ımız var. Şimdi Storage Terminal için bana sadece bu yetmeyecek tabi. Birçok Glowstone Dust. Birer tane Piston demiştik. Aynı zamanda Variable kartlarda güzel 24 tane birden craftlayabiliyormuşuz. Bu bayağı işimizi kolaylaştırdı. Glowstone Dust'ları alacağız en başta zaten. Nerede benim Glowstone Dust'larım? En son şurada bir yerde depolamış olmamız lazım. Aynen. 2 çeşit piston demiştik. Bana o zaman bir tık daha aslında ingot lazım olacak. Neyse ki artık aşağıdaki berry farmımız, yemiş farmımız güzel güzel çalışıyor. Evet, yeterli miktarda iron'ı biriktirdikten sonra bir piston, bir de iki piston kendimize craftladık. Dolayısıyla terminale doğru yavaş yavaş gidebiliriz. Buraya bastığımda benim bütün glowstone'larımı içeri göndermişim. Şuradaki şeye sağ tıklayarak muhtemelen. Önce onları bir geri alalım. Sonra sağ ve sol zaten bunları piston için. Yani piston'ı bunlar için yapmıştık. Dolayısıyla şunları da şu şekilde craftlayabiliriz. Başarımlardan başarım beğeniyoruz. Bu sırada da bir tek geriye ortadaki bu arkadaş kaldı. Bu meyveleri zaten biz nereden elde ediyorduk? Mandrel'in kendisinden elde ediyorduk. Burada bir yerde bayağı olması lazım. Süper. Geldim sonra tekrardan buraya tekrar. Storage Terminal. 2 tane şimdi Static Light Panel'a galiba ihtiyacım var. Yanlış görmüyorsam static. Evet. 2 tane de Redstone Dust lazım o zaman bana. Tıklayalım. Yanlış şeye tıklamayalım tabii. Ortadaki arkadaşa tıklayalım. Shift'e basarak 2 tane craftlayabildik. Süper. Terminal için ortadaki arkadaşı da yaptık. Geriye sadece bu arkadaş kaldı ve çok güzel Storage Terminal'da yapmış olduk. Şimdi tabii benim bunu test edebilmem için aşağıdaki sistemlere bir takım işlemler yapmam lazım. Şimdi direkt bunu buraya bağlayamıyoruz. Kabloya ihtiyacım var. O zaman şu arkadaşı şimdi kıralım. Acaba bunların içine herhangi bir item koysak mı? Önce şunların içine bir 4 koyalım da bakalım kabloyu koyduktan sonra çalışacak mı? Kablo için ne lazımdı bana? Mineral Chunk ve Redstone Dust. Güzel, galiba sona doğru yaklaşıyoruz. Umuyorum ki en azından. Kablonun yönü fark etmiyor. 2 tane crafting resipisi koymuşlar. Bakalım bununla beraber terminali bağlayabilecek miyiz? Tamam, süper. Kabloyu bağladık. Item crafting'e de tıkladığımda chest'in içerisindeki, drawer'ın şunların içerisindeki 4'ü görebiliyorum. Demek ki bir şeyi doğru yapmışız. O zaman şu arkadaşları orta noktada birbirine bağlayalım. Terminali de böyle yerleştirelim. Güzel. Bunun içerisinde gözüküyor. Demek ki bu storage kontrolümüzde işe yaramış. Şu an yapmam gereken tek şey yukarıdaki drawer'ların hepsini aşağı taşımak ve bir tane kontrolörü kullanarak hepsini birbirine bağlamak. Bu biraz riskli bir iş olacak çünkü bunların aşağı düşme olasılığı var ama hadi bakalım toplayabilecek miyiz hepsini. Güzel. Hiçbir kaza olmadan bütün drawer'ları aşağı taşıyabildik. Bir tek kontrolör kaldı yukarıda. Şimdi onu da getirip aşağı götürdüğümüzde işlemimiz tamamlanmış olacak. Tabi buradan Cable Generator'ı da ben aşağı taşımak istiyorum. Çünkü bunun drawer'ını taşıdık. Bu arkadaş yukarıda kaldı. Şöyle hemen aşağı inersek sanırım onu da halletmiş oluruz. Onu nereye koymuşuz? Buraya koymuşuz. O zaman bu kontrolörü burada kalsın. Bu drawer'ı buradan söküp bir yere. Herhalde şunu şuraya taşısak çok da büyük bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunu böyle koyalım. Kablosun üretmeye devam edelim. Bu arkadaşı da böyle yerleştirdiğimizde şu an bütün sisteme dışarıdan erişebiliyor olmam lazım. Ne yaptıktan sonra yine linking tool'umuzu kullanıp şöyle şu şekilde hepsini birbirine bağladıktan sonra sanırım erişebiliyor olmam lazım. Şimdi kademe kademe kontrol edeceğim. Öncelikle burayı bağlamamışız gözüküyor. O yüzden şöyle bağladıktan sonra en sonda buraya bağlasak tekrar deneyelim. Kablosunu içeri gönderemiyoruz. Tamam, bunu bağladık ama şu ortadaki blokları bir tek bağlayamamış gibi gözüküyoruz. Enteresan şekilde. Ha, kablosunu gönderemememin sebebi bunun içerisinin dolu olması da olabilir. Şöyle test edersek daha mantıklı olur. Tabi burada da yer kalmadığı için şunu da test edelim. Süper. Bakalım her birini yapabilecek miyiz? Onda yer olmadığı için kabustonu atamadık. Mantığını anladım. Sebebini anladım daha doğrusu. Süper. Hepsini bağlamışız. Buraya da geldiğimde tüm bu drawer'larda ve buraya ileride koyacağım barrel'larda ne var ne yok. Hepsi artık bu sistemin içerisinde gözükecek. Yukarıdaki chest'leri şimdi buraya taşırsam çalışmayacaktır. Çünkü aşağıdaki modun chest'leri bu chest'lerden farklı. Hatırlıyorsanız Redstone Torch kullanarak yapıyorduk. O yüzden bu chest'leri aşağı götürmem Tom Storage'lık gibi bir işe yaramayacaktır. Onu da bölüm arasında yeni chest'ler, yeni barrel'lar craftlayarak buraya taşıya her şeyi buraya getirebiliriz. Bununla beraber tabi bunun wireless terminal'ı da var. Yalan olmasın, şimdi bir göstermiş olalım. Portable Storage Terminal. Bunu da her yerden erişebildiğiniz bir terminal ama bunu kullanabilmek için bizim Omnidirectional sisteme ihtiyacımız var yanlış bilmiyorsam. Connector'a ihtiyacımız var. Dolayısıyla şimdilik buna giremiyorum. Ama bir sonraki bölüm buna da bir bakacağız. Porus Fruit meyvesi, Porus Fruit elde etmem gerekiyor. Pop Porus Fruit elde etmem gerekiyor. Öyle bir resipi var. Ama şu iş bile yukarıyı bayağı derli toplu hale getirdi açıkçası. Birkaç tane şeyi sadece kendi adalarına taşıdığımızda doğduğumuz adayı gayet toplu bir hale getirebileceğiz. Orada yine bir mushroom ağacı büyümüş. Neyse, çok da önemli değil. Evet. Bence gayet güzel bir sistem. Bunun Tom Storage'dan farkı, Tom Storage'da da varsa bilemiyorum ama bunda autocraft da yapabiliyoruz. Burada variable kart dediği mesela taglerle oynayabildiğimiz bir kart. Enerji kabloları var. Yani bayağı daha detaylı açıkçası Tom Storage'a göre. Onun da güzel yanları vardı. Bunun güzel yanları da var. Bunun ağaçları bir de çok güzel. Mavi mavi. Muhtemelen sırf bu sistem için zaten ayrıyetten bir ada yaparız. Şimdi yukarı tarafı boş bırakmak için açıkçası böyle bir yönteme girdik. Böyle bir yere inşa ettik. Öyle söyleyeyim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.